Sayın Valim, çok değerli milletvekillerim, il başkanlarım, il müdürlerim, ilçe başkanlarım ve dışarıdan teşrif eden tüm misafirlerim, fedakar kaymakamlarım, hepinize katılımlarınızdan dolayı canı gönülden teşekkür edip saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet, festivalimizin Çağlayan Cerit Ceviz ve Kültür Festivali'nin 6.'sını yapıyoruz. Ceviz deyince Çağlayan Cerit'in ekonomisindeki katma değeri çok yüksek olan bir üründür. Bu gelenekselleşip devam ederken ticari aktivitesini yükseltmek ve halkımızın hemen hemen %80'inin bir geçim kaynağı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla adına çalıştaylar düzenlediğimiz, festivaller düzenlediğimiz bu çok kıymetli ürünümüz ulusal ve uluslararası boyutta hak ettiği yeri almaya hızla devam ediyor. Ayrıca coğrafi işaretini de 2011'de alarak ekonomide halkın nezdinde karşılığını bulmuştur. Çağlayan Cerit Ceviz'i rahmetli İbrahim Köşker adında bir vatandaşımız 1930'larda 20'lerde 30'larda aşı yoluyla çoğaltarak bu zeminlere getirmiştir. Dolayısıyla Bertiz ve Çağlayan Cerit Vadisi'nde, interlantında bu hızla yetiştirilmesi hızla yapılarak Çağlayan Cerit de önemli bir ürün halini almıştır. Bu konuda özellikle Sayın Valim ve Doğaka temsilcilerimiz, yetkililerimiz titizlikle üzerinde durarak ceviz işleme tesisimizi de inşallah bu yıl temelini atacağız. Ayrıca Çağlayan Cerit'imizin bu aktivite içinde bir de halkımıza müjdeleyeceğimiz ileride biraz sonra temel atma törenini yapacağımız doğalgaz ilçemize gelmektedir. Onu da değerli halkımıza buradan duyuruyoruz. Evet, Çağlayan Cerit cevizle ilgili faaliyetlerini hızla bilinçli bir şekilde devam ettirip dediğim gibi adına çalıştaylar düzenlenmiştir. Dün de çok değerli akademisyenlerimizin katılımıyla ve halkın katılımıyla çok ilgi alakasını bularak bir çalıştay düzenledik. Halkımızın çalıştaya katılımı oldukça yüksek olmuştur. Çağlayan Cerit 2000 rakımına kadar yetişen ceviz 900 ile 2000 rakımlı alanlarda yaklaşık 15 gün önce hasat mevsimi başlamış ve hala yüksek yerlerde de hasat devam etmektedir. Bu arada hasat döneminde maalesef 3 tane vatandaşımız da ceviz çırparken diyelim halk deyimiyle cevizden düşerek 2 tanesi hayatını kaybetmiştir. O 2 vatandaşıma Allah'tan rahmet diliyorum. 1 vatandaşımız da yaralanmıştır. Durumu da maşallah iyiye gidiyor şu anda. Dolayısıyla ceviz bir efsane şeklini alacak. Çağlayan Cerit'in Kahramanmaraş genelinde
kendini gösterecektir. Kısaca TÜİK rakamlarına göre de ben rakam verecek olursam, Türkiye genelinde çağlayan cerit, üretilen cevizin Kahramanmaraş olarak %5'ini, %6'sına yakın bir kapasitesi vardır. Çağlayan cerit bu kapasitesinin %45'ini çağlayan cerit üretmektedir. Dolayısıyla çağlayan cerit de yaklaşık yıllık kapasite 6000 tona yakındır. Bu ne demektir? Bu yaklaşık parasal değeri de 160-180 milyon demektir. Yani eski parayla da 180 trilyon demektir. Çağlayan cerit'in genel ekonomi yapısına baktığımız zaman gerçekten bu büyük bir yer tutmaktadır. Ben bu paketleme tesisinin açılmasıyla ve coğrafi işaretinin de alınmış olması dolayısıyla çağlayan cerit cevizi ileride daha çok yerini bulup ve ulusal uluslararası boyutta da pazara sunulacaktır, sofralarımıza sunulacaktır. Bu vesileyle ben bu festivalimizin çok verimli geçeceğine inanıyorum. İlerisinde tabii ticaret vardır, halkın ekonomik refahı vardır. Bu vesileyle de sizler, değerli Sayın Valim başta olmak üzere tüm vekillerimiz, il müdürlerimiz, emniyet müdürümüze kadar buraya teşrif edip tüm müdürlerimizi kastediyorum ve bu halkın ekonomik hızına ivme katma düşüncelerinden dolayı kendilerini saygıyla tebrik ediyorum. Hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun varım. Kahramanmaraş'ımız kendine yeten bir şehirdir. Kahramanmaraş'ımız yerel kalkınmanın örnek şehridir. Kahramanmaraş'ımız yerel kalkınmanın öncü şehridir. Kahramanmaraş'ımız her alanda olduğu gibi özellikle 300 ile 3000'e yakın rakım farkının getirdiği son derece güzel doğal mirası olan, bitki çeşitliliği olan, meyvesi olan bir şehrimizdir. İşte biz de yerel yönetimler olarak bu ürünlerimizi gerekse ulusal, gerekse uluslararası düzeyde en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Sayın Başkanımız Hanifi Sarıaltun'u bu etkinlik için bir kez kutluyorum, bir kez daha kutluyorum. Buna emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Tabii bizim birçok ürünümüz Allah'a şükürler olsun ki coğrafi tescilini almış, hem ülke düzeyinde hem de uluslararası düzeyde tanınmaktadır. Bizim görevimiz bunları daha iyi şekilde tanıtmak, katma değerini artırmak ve hemşerilerimize daha fazla katkı sunmak olduğunu bilmenizi istiyorum. Tabii şehrimizde önemli bir sanayi potansiyeli var. Bahsettiğimiz gibi tarım ürünleri potansiyeli var, doğal mirasımız var, kültürel mirasımız var. Biz bunları bir öncelik dahilinde ve şehrimizdeki bütün aktörlerimizle, sayın valimizle, milletvekillerimizle, daire amirlerimizle, STK'larımızla, hemşerilerimizle el birliğiyle tanıtmaya gayret ediyoruz. Bugün burada Ceviz Festivali nedeniyle bir aradayız. Tabii ceviz bizim önemli tarım ürünlerimizden biri. Sayın Başkanımız ifade etti, Türkiye'deki toplam ceviz üretiminin %5'inden fazlasını Kahramanmaraş, onun da yarıya yakın neredeyse bu bölgede yetişiyor. Bu önemli bir zenginlik. Bizim cevizi ürettikten sonra buna katma değer katacak alanları daha da fazla geliştirmemiz lazım. Tabii buradan bir çağrı yapıyorum Kahramanmaraşlı hemşerilerimize. Zaman zaman dar ortamlarda bunu ifade ettim. Tarhanamızla barışık olan, tarhanayla beraber tüketilen aynı zamanda cevizimizi tarhananın yanına mutlaka koyalım. Fındık yerine, badem yerine
artık tarhananın yanına Çağlayan Cerit, Kahramanmaraş cevizini koyalım. Bu üreticimize son derece katkı sağlayacaktır. Ceviz aynı zamanda üzüm ve üzüm ürünleriyle de, pekmezle de, şırayla da beraber katma değer sağladığımız bir ürünümüz. İnşallah bu alanı da geliştirerek cevizle üzümün daha fazla etkinliğini ve katma değerini artıracak gelişmeler, destekleri yapmamız lazım. Tabii cevizin faydaları saymakla bitmez. Ben ilkokul birinci sınıfı bu bölgede okudum, Başdeviriş'te okudum. Herhalde bugün buralardaysam oranın, yani bu yörenin cevizinin, pekmezinin çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Hayatımda bir yıllık buradaki geçirdiğim süre demek ki bize son derece önemli katkı sağlamış. Onun için de teşekkür ediyorum. Tabii burada cevizin katma değerinin arttırılması için Hanifi Başkanımızın bahsettiği gibi ceviz paketleme, katma değer yaratma tesisi konusunda da Sayın Valimiz de çok büyük gayret ediyor. Kalkınma Ajansımızda proje var. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de buna elimizden gelecek desteği vereceğimizi buradan ifade ediyorum. Çünkü biz katma değeri artıracak, markalaşacak, tanıtımını üst düzeyde yapacak işler yapmamız lazım. Çünkü elin insanı dünyaya baktığımızda bir ürüne ne kadar katma değer sağlıyorsanız o kadar fazla geri dönüşüm aldığımızı biliyoruz. Bugün burada Çağlayan cevizinin tanıtımı için yapılmış festivalin de bizim cevizimizin tanıtımına çok önemli katkı olacağını düşünüyorum. Bana Hanifi Başkanımız bu sene ceviz festivalini yapalım mı yapmayalım mı diye geldi. Kesinlikle yapacağız. Her ne şartlı olursa olsun bunu aksatmayacağız ve bu tanıtımı yapacağız dedim. Ne destek istiyorsa büyükşehir olarak da arkasımızda olduğumuzu kendisine ifade ettim. Buradan Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize şu sözü de veriyorum, müjdeyi de veriyorum. Kamuoyunda şu ifade ediliyor. Bu sene dondurma festivali yapılacak mı? Kitap fuarı yapılacak mı? Güreş festivali yapılacak mı? Önümüzdeki yıl, hatta bu yıl Ekim ayından başlamak üzere 12 Şubat'a kadar bizim kurtuluşumuzun 100. yılı. Biz Ekim ayından başlamak üzere 12 Şubat'a kadar 100. yıl kutlamalarımızı, etkinliklerimizi en üst düzeyde yapacağız. Aynı şekilde dondurma festivalimizi de yapacağız. Kitap fuarımızı da yapacağız. Güreş festivalimizi ve bunun içerisinde birçok etkinliği de bir arada göreceğinizi buradan ifade ediyorum ve müjdeliyorum. Tabii sosyal medya ya da hemşehrilerimiz arasında ürünlerimizin komşu şehirler tarafından efendim sahiplendiği konusunda zaman zaman tartışmalar veya ifadeler olabiliyor. Geçen biberimizle ilgili böyle ifade oldu. Tabii biz orada Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızla çok hoş bir görüşme yaptık. Ve ben kendisine dedim ki biz bir tweet atacağız. Çok hoş bir tweet. Siz de çok beğeneceksiniz. Ve gerçekten de bu bizim biberimizin tanıtımı da çok hoş bir vesile oldu. Dedik ki bazı gerçekler en az Kahramanmaraş biberi kadar acıdır. Gaziantep baklavasıyla, Kahramanmaraş dondurmasıyla tatlıdır. Gaziantep ve Kahramanmaraş acısıyla, tatlısıyla ebedi kardeştir diyoruz. Biz şuna inanıyoruz. Şehirlerimizin kalkınması bölge kalkınmasına, bölge kalkınması ülke kalkınmasına bir altlık oluşturuyor. Biz hep birlikte kalkınabiliriz. Bölge kalkınırsa, Antep kalkınırsa, Maraş kalkınırsa, Urfa kalkınırsa, Hatay kalkınırsa hepimiz beraber kalkınırız. Ürünlerimiz birbirinin rakipleri değil, şehirlerimiz birbirinin rakipleri değil. Hepsi bir bütünün parçasıdır. Biz buna inanıyoruz. Ben bu vesileyle bu festivalin hem Çağlayan Cerit cevizimizin, hem Çağlayan Cerit'imizin, hem de Kahramanmaraş'ımızın önemli bir tanıtımına vesile olduğunu düşünüyorum. Bu manada tekraren bu festivale destek veren,
emeği geçen, başta Sayın Başkanımıza, ekibine, Sayın Valimize, milletvekillerimize, tüm paydaşlara yürekten bir kez daha teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle tekrar selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Biraz önce belediye başkanımızın konuşmasında iki vatandaşımızın ceviz toplarken vefat etmiş olmasından dolayı çok üzgünüm. Öncelikle onlara başsağlığı diliyorum. Ekmek meselesi, ekmek davası için buradan iki vatandaşımız rahmete kavuşmuş. Bu üzücü bir durum. Ekmek meselesi yüzünden iki insanımızın hayatından olması çok önemli ve anlamlı bir soruna işaret etmektedir. Biraz sonra ona tekrar değineceğim. Yine sözlerime başlarken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin size selam ve hürmetlerini iletiyorum. Değerli hemşerilerim, evet, 6. Ceviz ve Kültür Festivali'ni yapıyoruz. Organizasyonda emeği geçen belediyelerimize, valiliğimize teşekkür ediyorum. Bu Çağlayan Cerit'in ekonomisi açısından son derece önemli ve anlamlı bir etkinliktir. Ceviz, biraz evvel de söylendiği gibi katma değeri yüksek. Katma değeri yüksek bir ürün. Fakat çok değerli olan bu ürünün iç piyasada bile yetmediğini, dışarıdan ceviz almak zorunda kalmamızdan da üzgün olduğumu belirtmek isterim. Biz kendi cevizimizi daha fazla üretmek ve hem iç piyasaya hem de diğer ülkelere satmak durumundayız. Biz Şili'nin cevizini almaya mecbur olmamalıyız. Burada bir sorun var. Burada hem üreticinin hem Ziraat Müdürlüğü'nün, Tarım Müdürlüğü'nün bu konuda ciddi bir çalışma yapması ve Türkiye'yi bu kamburdan kurtarması lazım. Hem diyoruz ki ceviz ekonomik bir üründür, o zaman ekonomimize de katkı sağlaması için hem üretimi artırmak hem de bunu paketleyip satmak konusunda da gereken girişimleri yapmamız lazım. Buraya yapılacak bu anlamdaki yatırımların hem Çağlayan Cerit ekonomisine hem de ülke ekonomisine çok büyük önemle katkı yapacağını belirtiyor ve bu tür çalışmaları Büyükşehir Belediye'mizden, valiliğimizden de beklediğimi belirtmek istiyorum. Tabii ekonomi bugünlerde çok önemli bir konu. Bildiğiniz gibi değerli hemşerilerim, Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı seçiminde birlikte hareket ettiler. Cumhur İttifakı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı bizim de adayımız olarak seçimlere girdik ve Sayın Cumhurbaşkanını bir kez daha Cumhurbaşkanı seçtik. Tabii bu desteğimiz Sayın Cumhurbaşkanına devam etmektedir. Bizim sözümüz, Genel Başkanımızın sözü 2023 yılına kadar da destek vermeye devam edeceğimizi şimdiden taahhüt ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanına karşı, ülkemize karşı olan tüm saldırılarda da daima Milliyetçi Hareket Partisi olarak dik duruyoruz ve her zaman da yanında durmaya da devam edeceğiz. Bugünlerde seçimle iktidar değişikliği yapamayanlar partilerin içlerini karıştırarak ve ekonomimiz üzerinden bir oldu bitti yapmaya çalışmaktadırlar. IMF hayranları, küresel sermaye hayranları harekete geçmiştir. Bu küresel sermayecilere, IMF'cilere karşı Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetimizin, devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyorum. Bir diğer konu, tabii mahalli seçimlerde de biz Adalet ve Kalkınma Partisi ile ittifak yapmış ve Cumhur İttifakı olarak belediye seçimlerine girmiş bulunuyoruz.
Bildiğiniz gibi Cumhur İttifakı Kahramanmaraş'ta hem Büyükşehir Belediyesi'ni hem de ilçe belediyelerinin onunu almış bulunuyor. Tabii şimdi seçimler bitti. Hizmet zamanı. Zaman hizmet zamanı. Her türlü ablukaya rağmen, her türlü ekonomik olumsuzluklara rağmen, sıkıntılara rağmen bir taraftan bunlarla mücadele ederken bir taraftan da hizmet etmemiz lazım. Ekonomik sorunların arkasına sığınmadan milletin beklediği, bu zamana kadar ihmal edilen hizmetleri üretmek ve götürmek zorundayız. Çağlayan Cerit belki burayı bilmezler. Genel olarak şehrimizin tanıtımında bir sorun var. Ama bence Çağlayan Cerit'te yaşayan herkes bir kahramandır. Bu toprakları terk etmeyerek burada vatana sahip çıkan Çağlayan Ceritliler en iyi hizmeti de hak ettiğini düşünüyorum. Onun için Çağlayan Cerit'in, Nur Hak'ın hak ettiği hizmetleri ulaştırmamız lazım. Bu nedenle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, valiliğimizden, hükümetimizden, devletimizden, özellikle Çağlayan Cerit'in ihtiyacı olan, hak ettiği yol sorununu, su sorununu, doğal gaz sorununun inşallah bu dönemde çözülmesini bekliyoruz. Şimdiden Çağlayan Cerit halkına yapacağınız hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Festivalimizin hem Çağlayan Cerit'e hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Hanefi Sarıaltun Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Belediye Başkan adaylığı döneminde Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız, AK Parti İl Başkanımız, saygıdeğer Milletvekilimiz Sefer Aycan Bey ile beraber burada çok program yaptık. Bir gece yağmur altında konser izledik beraber. Ama gençlerin, Çağlayan Cerit'lerin coşkusuna diyecek yoktu. Cumhur İttifakı'na olan sahiplenmeleri, güçleri bize güç vermişti. O güçle sahada her zaman çalıştık ve bu gücün sonucu olarak çok kıymetli bir Büyükşehir Belediye Başkanı, çok kıymetli bir Çağlayan Cerit Belediye Başkanımız ve yanında pırlanta gibi 10 tane daha belediye başkanımız oldu. Çağlayan Cerit'in Ceviz Festivali'ne bugüne kadar emek vermiş önceki belediye başkanlarımıza, huzurlarınıza teşekkür ederim. Hem Küçük Mehmet Yıldızlı'ya hem Uzay Kızılseki'ye. Onlar da bu festivalin başarılı olması cevizin hem Maraş'ımızın gündemine hem ülkemizin gündemine, inşallah ilerleyen dönemlerde de dünyanın gündemine oturması için ellerinden geleni yaptılar. Hanefi Sarıaltun Başkanımız da bugün bu gayretin odak noktası, taşıyıcı lokomotifi. Ona da hem teşekkür ediyoruz hem de bundan sonraki çalışmalar için başarılar diliyorum. Ben bugün yapılan bu işte emeği geçen tüm kardeşlerime tekrar teşekkür ediyorum. Ama başta tabii ki Hanefi Sarıaltun Başkanımıza ve teşkilatına, AK Parti ve 13, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ve bu yapılan başarılı işin daha büyük mecralarda, uluslararası alanda da devam etmesini temenni ediyorum. Bu temennimle kalmıyorum. Bu konuda yapacağımız, bize söyleyeceğiniz görevler varsa da bunu kendimize talimat kabul ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Bütün Çağlayan Cerit'li kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hem doğalgazımızın hem de ceviz festivalimizin Çağlayan Cerit'imiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum ve hepinize saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, mesai arkadaşlarımız, kaymakamlarımız, değerli Çağlayan Cerit'li hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kahramanmaraş'ın en güzel beldelerinden, ilçelerinden birisi olan Çağlayan Cerit'te olmak, sizinle aynı havayı teneffüs etmek, bu güzel doğada, bu güzel insanlarla beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Aslında Çağlayan Cerit'e yönelik teveccüh çok yüksek bir noktada. Hem ilimiz içinde hem memleketin dört bir yanında. Bu da bu coğrafyada bizim milli manevi değerlerin lokomotif olan değerlerin geleneksel olarak burada olması ve bunların gelecek nesillere aktarılmasında olan Çağlayan Cerit'li hemşehrilerinin kararlarındır. Kararlarından olsa gerek. Çağlayan Cerit'te bu insanların biraz önce konuşmalardan da ifade edildiği gibi bu insanlarımızın burada kalması, memleketin bu alanlarını, bütün coğrafyasını
şehir hayatının bütün güzelliklerini de buraya getirmemizi hak ettiriyor. Aslında bu insanların burada fedakarlık yaparak yerel kalkınmada yapmış olduğu fedakarlık, alın teriyle bir üretim yapması, maişetlerini temin etmesi çok önemli anlamlı. Bu aynı zamanda kamu birimlerine, mahalli idarelere, belediyelerimize, kamu kuruluşlarımıza, bu insanlarımızın yaşam kalitesini artırmak, şehirde olan bütün hizmetleri bu insanların ayağına getirmemiz vazifesini verdiriyor. Bu bölgenin de özellikle kırsal kalkınmada bitkisel üretimle ilgili çok önemli bir unsur ceviz. Hem yaygın olarak çok insanı etkilenme, çok insanın maişet kaynağı olması, geleneksel yönünün olması, biraz önceki konuşmalarda belirtilen faydaları beraber değerlendirildiği zaman aslında öncelikle Çağlayan Ceritli ceviz üreticilerini, alın teri dükkanı olan bütün vatandaşlarımızı tebrik etmek lazım. Bu vatandaşlarımızın emeğini esas alarak bunları bir festival haline getirmek, üretimini arttırmak için çaba gösteren bütün kuruluşlarımıza tebrik ediyorum. Üreticilerimiz başta olmak üzere. Hanifi Başkanımızın bu noktadaki heyecanı sürekli hem Ankara'ya hem il merkezine, buraya hizmet kanalı olabilecek bütün kanalları zorlamaları çok önemli, anlamlı. Bir de bizim bütün kuruluşların buna cevap vermesi bir o derece anlamlı. Buradaki yerelde Çağlayan Ceretli hemşerilerimizle beraber, insanlarımızla beraber, kaymakamımızla, belediyemiz ve diğer bütün kamu kuruluşları buradaki maişet kaynağı olan bütün hususlarla ilgili, üretimle ilgili, istihdamla ilgili, kamu hizmetlerinin iyileştirmesiyle ilgili bir çabaları vardır. Ama esas olan bunların, bu çabaların karşılıksız olmaması, bütün bakanlıklarımızın, büyükşehir belediyemizin yüksek derecede buraya duyarlı olması. Bugün burada bu duyarlılığı görmek, bu duyarlılığı paylaşmak, müşahede etmekten de büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnsanların yaşam kalitesini artırmada önemli bir husus olan hem hava kalitesinin korunması, hem de ısınması ve diğer hizmet alanlarıyla ilgili doğal gazın bugün buraya gelmesi ilçemiz açısından çok büyük bir hizmet. Aynı şekilde cevizin birçok insanın maişet kaynağı olması hususu ve bunun bütün birimler tarafından desteklenmesi önemli. Bizim kalkınma ajanslarında özellikle güdümlü proje dediğimiz büyük finansmanı gerektiren ve bir ilçede uygulandığı zaman oranın ekonomik dönüşümünü sağlayabilecek projelere biz diyoruz. Bu bütün kalkınma ajansımızın 3 ilin içindeki bütün ilçeler ve mahalleler analiz edildiği zaman birinci sırada Çağlayan Cerit'e gönüllü ve büyük bir proje yapmamız lazım ceviz için diye. Hep bütün Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız, Kalkınma Ajansı'nın diğer bütün üyeleriyle beraber böyle bir karar alındı. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Çağlayan Cerit'in aynı şekilde daha önceleri biz buraya Büyükşehir Belediye Başkanımızla, bakanlıklarımızın bütün temsilcileriyle gelip Çağlayan Cerit'te yaşayan insanlarımızın iyileştirmesi gereken hizmetleri nelerdir? Çağlayan Cerit'te oturan her vatandaşımızın talepleri nelerdir? Bunları tek tek aldık, bunları eylem planına dönüştürdük. 2 ay önce yaptığımız bir toplantının hemen meyvelerini bugün görüyor olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Örneğin 2 ay önce bütün bu talepler hem sayın vekillerimiz tarafından da gündeme getirmişti. Engizek Mahallesi'nde bir okulun olmadığını söylediler. Programda olmamasına rağmen ve parası olmamasına rağmen biz hemen okulun temelini attık. Şu anda kabası devam ediyor ve inşallah 3-4 hafta içinde bitirip eğitim üretim hizmetine sunacağız. Bunun gibi diğer alanlarla ilgili hizmetleri de eylem planına sokup bunları bizzat ben kendim de takip ediyoruz. Çağlayan Cerit'te yapacağımız hizmetlerden büyük bir manevi zevk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ceviz Festivali'nin de bolluk berekete vesile olmasını, insanlarımıza refah, huzur ve yaşam kalitesi getirmesini diliyorum. Hepinize saygı ve sevgi sunuyorum. Kahramanmaraş'a, Kahramanmaraş PTT Baş Müdürü Ali Kaplan, Kahramanmaraş'ımıza ve Çağlayan Cerit'imize özel, bizde yöresel ürünler için %52 ile %60 oranında genel müdürümüzden yetki aldık. İndirimli kargo gönderimlerinde kullanacağız bunu.
biz de katkı bu anlamda yöremize katkıda bulunuyoruz. Muhtarı Salman Dolgun'la beraberiz. Bugün Sayın Muhtarım, Çağlayan Cerit Cevizi ile ilgili bir festival düzenleniyor. Altıncısı düzenleniyor. Burada yaşayan bir insan olarak, muhtar olarak ceviz ne ifade ediyor sizin için? Yani şimdi Çağlayan Cerit Cevizi deyince zaten patentimizi aldık. Çağlayan Cerit'i artık bir marka halinde. Tüm dünyaya inşallah bunu duyuracağız. Ceviz deyince işte ilçemizin simgesi, olmazsa olmazımız, yani eskiden atalarımızdan gelen. Artık bunu daha modern bir şekilde tesis haline gelip burada istihdamı sağlamak istiyoruz. Bununla ilgili Çağlayan Cerit Ceviz Festivali ve Kültür Festivali'nin 6.sını düzenleyen Çağlayan Cerit Belediye Başkanımıza ve tüm emeği geçenlere, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yani ilçemiz için büyük bir etkinlik. Çiftçilerimizin gelir kaynağı. Yani bununla biz buradaki çiftçilerimizin işte daha verimli, daha güzel ceviz yetiştirmesi için uğraş içindeyiz. Yine aynı şekilde festivalda biz Çağlayan Cerit Spor Kulübü Başkanı olarak festivalimizde standımızı açtık. Çağlayan Cerit'imizin yine tek takımı olan Çağlayan Cerit Spor'u da il dışındaki etkinlikle, yani bölgesel amatör lige çıkartmak için çabalıyoruz. Yine aynı şekilde Çağlayan Cerit Belediye'mize ve Çağlayan Cerit Kaymakamlığımıza, tüm halkımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kızlar, hazır mıyız? Peki, üç deyince çekiyoruz. Bir, iki, üç. Çek, 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 çek. Çek, çek, çek. Bravo! Erkekler 1-0 önde. Bir, iki, üç. Bravo! 2-3! Bravo! 1-2-3! Çek, 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 çek! Çek! Erkekler çek! Erkekler çek! Bravo! Bravo! 8 yak 2 3 başla.
Evet, evet, koş, 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 hadi arkadaşına gel. Geç, koş, 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 koş. Tuvalan nereye kadar gidiyorsun? Zıpla, 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 zıpla. Memleketin sıcak insanları, hepiniz bu yıl 6.sı düzenlenen Çağlayan Cerit Ceviz ve Kültür Festivali'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi herkes oturduğu yerden bir ayağa kalkıp oturabilir mi ya? Bir canlanmanız lazım abi ya. Vallahi bu nedir? Bu kadar mı çok yoruyor Ceviz sizi? Hadi bu gece de enerjimizi bu güzel festival için harcayalım ve gece yorgun bir şekilde evimize gidip mışıl mışıl uyuyalım. Değil mi? Bakın ne kadar insan bu festivali hazırlayabilmek için gece gündüz çalıştılar, emek verdiler. Sizler bir yıl boyunca o cevizleri yetiştirmek için çalıştınız. Emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Serdar Yakar'ı Çağlayan Cerit anlatması için huzurlarınıza alkışlarınızla davet ediyorum efendim. Çağlayan Cerit. Sokaklarında doğmadım, içinde doğmadım ama babam rahmetli Ömer Yakar Topuz Hasan ismiyle küçüklüğümüzde bizi buraya getirirdi. Ninem hayattaydı. Ve işte Çağlayan Cerit'i sıradan bir köy olarak düşünürdüm. Ama ilerleyen zamanlarda araştırmalarım zaman gördüm ki Çağlayan Cerit, Cerit Türkmenleri Orta Asya'dan gelen bir kavmin afadı. Anadolu'daki Türkmen boylarının en büyüklerinden biri olan Ceritoğulları 2 asır öncesine kadar göçebe hayatını devam ettirmiş. Anadolu'nun hangi köşesi, hangi mevsimde hoşuna gitmişse orayı mesken tutmuş,
dolayısıyla da tüm Anadolu'ya yayılmış bir Türkmen boyudur. Bu Türkmen boylar oymaklarından biri olan Kayılar, koca bir imparatorluğun fiziki filizi olurken, tıpkı Kayı gibi Oğuzların bozok kolundan olan Cerit Türkmenleri de bu bölgede Kilikya Ermenilerinin başının belası olmuştur. Bu göçebe hayat 18. yüzyıl ortalarına kadar sürmüş ve Cerit oğullarının ana kolu Çukurova'da kalmak üzere Suriye, İran, Halep, Kırşehir, Çorum, Ankara, Rakka gibi birçok yöreye dağılmışlardır. Günümüzde Cerit oğulları Anadolu'nun dört bir köşesine dağılmış bulunduklarından konu araştırmacılarını bekleye dursun. Biz bu gece Cerit boyunun Kahramanmaraş bölgesinde ve özellikle de Çağlayan Cerit'te yaşayan Cerit oğulları ile ilgili topladığımız bilgileri sizlere sunmaya çalışacağız. Doğusu Erincek Dağı, kuzeyi Engizek Dağları, güneyi ise Öksüz Dağı ile çevrili olan Çağlayan Cerit, Engizek Dağları ile Öksüz Dağı arasında uzanan Uludere istikametinde bir vadide kuruludur. Bölgenin bir yerleşim yeri olarak kuruluşu 1800'lü yıllardır. Gerçek manada yerleşim Fırka-i İslahiye hareketi ile gerçekleşmiş olsa da Cerit Türkmenleri bu bölgeyi yüzyıllardır yaylak olarak kullanmıştır. Kış mevsimlerini Çukurova'da geçiren Cerit Türkmen boyları Maraş üzerinden Ahır Dağları'nı aşıp Öksüz Dağı eteklerine geldiği gibi Göksun, Çardak, Uzunyayla bölgelerine kadar da gidip yazları bu bölgelerde geçirir. Oradaydı. Aynı yerde, aynı evde. Aynı kapıdan girdim içeri. Tesadüf bu ya, aynı anahtar kalmış bende. Sandalyede yeleğini unutmuşsun. Masada kahkahanı. Mutfakta bardağını, salonda duruşunu unutmuşsun. Sonra yan odada hıçkırığını, koridorda gözyaşlarını, kapıda çarpıp çıkışını unutmuşsun. Bir çiçeğin zehri düşmüş zigon sehpaya, bir rujunun rengi düşmüş oval aynaya, o kavgadan arta kalan kırık vazoyla ikimizin kalbi düşmüş tozlu bakmana. Duvardaki resminde gülüşün kalmış. Son içtiğin fincanda dudak izlerin. Portmantonun yanında gidişin, kapıda bıraktığın ayak izlerin kalmış. Yastığının üstünde saçını buldum. Posta kutusunda mektuplarını, en son dinlediğin şarkını buldum. O Hicaz'da kalmış gözyaşları. Yazan böyle yazmış demek ki. Nasıl da anlam buldu sen olmayınca, neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan yar olmayınca, içinde salınan yar olmayınca. Tanıtıyoruz diye bir şiir yazdım. Bunu okuyacağım sizlere. Aziz misafirler, bugün sizlere Cerit cevizini tanıtıyoruz. Varlığınız şeref verir bizlere, gönüllerden pası kaldırıyoruz. Başımızda daim etsin devleti, sayarız, severiz biz bu milleti. Balık yurdu, kızan dere göleti, gelmiş iken gidin görün diyoruz. Durmaz halı dokur gelini kızın, yaz kış çalışır kesmezler hızın. Lezzeti bol olan tarhanamızın, ayranın, yoğurdun bol katıyoruz. Elma, armut, erik meşhur cevizi, göllerde dolaşır ördeği kazı. Bol güneşli geçer baharı yazı, İnan dört mevsimi biz yaşıyoruz. Okunur sayfanın her iki yüzü,
dünya insanları tanırlar bizi. Çok yağlı ve lezzetlidir cevizi. Size gerçekleri anlatıyoruz. Seyrederiz Öksüz Dağı Vadisi'n, sayarız severiz tüm ahalisin. Tarihi Keziban Hatun Camisi'n, görmenizi değer görün diyoruz. İlçemin üst yanı Engizek Dağı, gayet verimlidir bahçesi bağı. Aksu'da hoplaşır alabalığı, bizleri oraya çağırıyoruz. Ali der ki, büyük ünvanı şanı, kolay kolay incitmeyiz biz insanı. Bu halkın sevdiği sayın başkanı, saygıyla sevgiyle alkışlıyoruz. Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun efendim. Hangi dağlarındasın sevdiğim? Uyanıyor duran Hadi.
sağlayan Cerikliler ve dışarıdan gelen değerli misafirlerimiz, biz ne demiştik? Biz sizin fikrinize, yaklaşımınıza layık olmaya çalışacağız demiştik. Ve Ali Şah Kim kardeşimi dinledik, bizi coşturdu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her festivalimizde de inşallah gelip bizi coşturacak. Huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, şimdi spor kulübü başkanımız Sayın Salman Dolgun Bey, Ali Şah Bey'e hediyeleri var, onu takdim ediyorum. Belediye başkanımız sahnede, lütfen biraz daha alkış. Güçlü alkışlar, güçlü. Evet, Çağlayan Cerit Spor Kulübü, bir tek kulübünüz var. Sizden istirhamım şu ki, herkes bu spor kulübümüzle ilgilensin. Allah kısmet ederse, çok yakında bunları üstlüklerde, yeşil sahalarda görürüz inşallah. Ben bu vesileyle kulüpteki tüm çocuklarımı öpüyorum, onları tebrik ediyorum. Sağ olsunlar. Forma numarasına dikkat ettiniz değil mi? Evet, 46. Evet, değerli sanatçımız Ali Çağ, belediye başkanımız ve spor kulübü başkanımız. Bir takımın atkısını, bir plaket, bir de en değerli şeyi verdiler işte, ceviz. Umarım bize de verirler giderken, değil mi? O kocaman alkışlarınızla Çağlayan Cerikli sanatçımız, Türk halk müziğinin büyük sesi Sertab Sonu'yu sahneye davet ediyorum. Ben bir yaralı ceylanım dağlarda, avcı olup düş peşime, vur beni. Kitliğini şu gönlüme ok eyle, sol yanımın üzerinden vur beni. Sol yanımın üzerinden vur beni. Ben seversem kolay kolay.
Yani böyle bakınca buranın kızı olmak da ayrı bir güzel değil mi? Şöyle sizin insanınız, sizin kızınız olduğum için bir alkış alabilir miyim? Evet. İşte bu yörenin kızı, bak gördünüz mü? Büyüğünün elini öpmek istiyor. Alkışlayalım, alkışlayalım. Bravo! Başkanım buraya bakın.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayakta forma yok mu var? Onu açacağım. Cenizleri kıracağım. Ya sosyal medyada yok, dişlerim yaptırılmış. Göreceğiz birazdan. Yaptırılmış diş cenizi kırar mı kırmaz mı? Maraşlıyım ben. Kırılır mı? Kırılır. Evet, bu arada amcalarıma çok çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya geldiğimde bütün konserlerimde her zaman kuzenlerim olsun, amcalarım olsun beni yalnız bırakmıyorlar. Çok seviyorum sizi. İyi ki varsınız amcacığım. Eyvallah. Açalım mı? Açalım, açalım. Ben kontrol edeceğim beni. Söyleyeyim mi? Tarzı var onlar. Bu seni yaptırmamışsın. Vallahi kendim kırdım. Vallahi kırıyorum. Tarhana da yiyorum evde, bana bakıyor herkes. Hatır oturuyor, diyorum siz Almanya modelisiniz. Ben buranın modeliyim, ondan yani. Bravo! Yani. Güzeliz, yeni kır. Taze taze yiyin, vallahi güzel. Evet, çürük de ondan kırıldı herhalde. Ne çürük müydü? Çürük de herhalde ondan kırıldı. Bak seni döverim, ben denedim, ben biliyorum onu. Köy TV program yapımcısı, değerli hemşerimiz, değerli kardeşim Hami Fiskeci'ye, diğer isimlerini saymadığım tüm gazeteci ve televizyoncu kardeşlerimize de bir alkış gönderir miyiz? Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanımız Ertuğrul Doğan'ı alkışlarınızla buraya davet ediyorum. Evet, evet, Zeki Firdevsoğlu'nu kutluyoruz, tebrik ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonlarda ikincilik, birincilik ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanımızı bırakmıyoruz efendim. Bırakmıyoruz. Nasıldı çiftçilik? Çiftçilik bu ilçede ilk defa Çağlayancı'ya getiren bu Aşlı Cevizi'nin bir tanesiyiz yani biz. Örnek olan kişiyiz yani. Maşallah, reklamı da yaptık bu arada, bedava. Sevgili Ali Babutçu abimizin hediyesini vermek üzere Çağlayan Cerit Belediye Başkanımız Hanifi Sarıaltun'u yeniden alkışlarınızla buraya davet ediyorum. Aslında cevizin birincisi, ikincisi yok arkadaşlar. Hepsi birinci, hepsi. Ama bir tamir, bir kural dedik, bir yarışma gibi bir şey düzenleyelim ve çiftçilerimiz gelsin yarışsın dedik ve 3 kişi seçelim dedik. Geçen yıllarda tüm katılımcılara ödül verilmiş ama biliyorsunuz bu sene tasarruf tedbirleri var. Bu manada diğer arkadaşlarımız bizim gönlümüzde birincidir. Onlar da bizi bağışlasın. Sadece 3 arkadaşımıza ödül verelim dedik. Nacizane ufak bir ödül. Bu dediğim gibi herkes birinci sıradadır. Cerit'in cevizi birinci sıradadır yani. Onun için bu konuda herhangi bir kaygıya kapılmayın. Ben ikinci gelen arkadaşımızı gerçekten kutluyorum. İnşallah seneye birinci olmasın çalışacak. Ha, ona göre ha. Çok yetiştireceğiz, çok çok. Böyle buraya Allah kısmeti ömür verirse belki bu saha almayacak. Yabancılar çok gelecek. İşte bir takım sebepler vardı. Nedir? Okullar açıldı, üniversiteler açıldı. Meclisimiz pazartesi günü açılıyor. Oradan dolayı katılım noksanlığı olabilir. Ama maşallah yine de bu saha tıklım tıklım dolu. Ticareti de iyi yaptılar, güle güle harcasınlar. İnşallah bundan sonra da ceviz satışlarımız ne yapacak? Artacak. Evet, teşekkür ediyorum.
Değerli çiftçimiz Ali Babutçu'ya belediye başkanımız Hanif Saraoltun plaketini takdim ediyorlar efendim. Başkanımızın da dediği gibi tabii bu hediyeler temsili. Cebinizin hepsi birinci zaten sizin. Başkanım buraya bakın bir resim var. Evet. Alkışlarımızla değerli Ali Babutçu'yu ve belediye başkanımızı uğurluyoruz. O sesin ustası. O gönüllerimizde taht kurmuş isim. Cevitli. O Türkiye'li. O bütün dünya üzerinde yaşayan, yürü yapan her Türk'ün evladı. O Mustafa Yıldızdağ. Saygıdeğer Kaymakamım Abdullah Üzeyfe Çakmak Beyefendi, saygıdeğer Belediye Başkanımız Hanifi Saraoltun Beyefendi, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlarım, AK Parti İl Başkanım, İlçe Başkanlarım ve siz değerli gönüldaşlarım, cümleten Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerinize olsun. Hoş geldiniz. Thank you.
Sevgisiz, susuz, havasız ama vatansız bırakma Allah'ım. Gülmeden, gülmeden, sabrım, ömrüm.
Görmek için
Hazırlayabilmek için ben biliyorum ki günlerdir gece saat 2'lere 3'lere kadar ekibiyle beraber hiç uyumadan çalıştılar ve çalışmaya da devam edecekler Çağlayan Cerit için. Kocaman bir alkışla mikrofonu vereceğim şimdi. Evet, belediye başkanımız bu geceyi bize değerlendirecek. Ardından değerli üstadımız, sanatçı bile diyemiyorum artık ona ben, üstadımız Mustafa Yıldız Doğan'a o Çağlayan Cerit'in sizin yetiştirmiş olduğunuz o güzel cevizlerini ikram edecek. Ardından yine üstad türkülere devam edecek, kimse ayrılmasın. Buyurun başkanım. Evet, gönlümüzde tak kurmuştu değil mi? Kuruyor diyorduk. Bunu tazeledik, yaşadık. Büyük üstadım sağ olsun bizlere bunu yaşattı. Gerçekten kendilerine Allah'ım sağlık versin diye bol bol dua edelim. Sesinde bir eksiklik olmasın. Çünkü inşallah seneye inşallah buradadır kendileri. O sözü alayım. Başım gözüm üstüne. Emrin olur başkan. Bu değeri siz biliyorsunuz, yaşıyorsunuz ve burada herhangi bir Çağlayan Cerit olarak diyorum. Efendim, ülkücüler, CHP'liler, hangi parti olursa olsun Çağlayan Cerit'liler. Çağlayan Cerit'liler, çünkü bana hep şunu söylediniz. Burada herhangi bir parti ayrımı yapmadan şunu söylemiştiniz bana. Sayın Başkanım bize Mustafa Yıldız Doğan'ı getir demiştiniz. İşte Mustafa Yıldız Doğan hakkımızda. Çünkü bu gerçekten büyük, herkesin gönlüne girmiş büyük bir üstad, değerli bir milliyetçi, kadim bir ülkücü. Gerçekten biz çok mutluyuz. Hepimiz çok mutluyuz. Allah'ım razı olsun üstadımdan. Sağ olun. Başkanım, başkan. Çok teşekkür ederim. Başkanım. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Vallahi siz de Çağlayan Ceritliler olarak biliyorsunuz ki cevizin, hele hele Çağlayan Cerit cevizinin beyne çok faydası var. Bu memlekette de çok beyinsiz olduğundan dolayı sizler çok çok üretin, biz de onlara dağıtalım. Allah izin verirse. Efendim, belediye başkanımız Hanifi Sarıaltun'u kutluyoruz böyle bir organizasyonun altına imza attığı için. Hocam. Ve çok 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 teşekkür ediyoruz. Vay vay vay. Maşallah. 46 numarayı Mustafa Yıldız Doğan'a da giydireceğiz. En güzel alkış da buna ait. Bir giyeyim mi ya? Bir giyeyim mi? Giyeyim mi? Giyeyim mi? Ne olacak be? Giyeyim mi? Evet, alkışlar Çağlayan Cerit Spor için. Vallahi oldu. Yakıştı değil mi? Aslında Mustafa Yıldız Doğan'ı göndermeyip yarın burada bir maç da yapmak lazım değil mi bunu giydikten sonra? Arkamı Mustafa Yıldız Doğan yazıyor da ondan dolayı sırtımı dönüyorum, kusura bakmayın yani. Vallahi. Evet evet. Bugün zaten Trabzon'um da yendi. Esasında Beşiktaşlıyım ama ben Anadolucu olduğum için Ünal Karaman'ı tuttuğumdan dolayı
ama biz gene de Beşiktaş'ın şeyini yapalım be. Çekin kardeşim, çek.